Ali Fethi Okyar, Osmanlı'nın son yılları ile Cumhuriyetin ilk dönemi arasındaki dönemde Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir isim. Okyar, Mustafa Kemal ile 1890 yıllarında Manastır Askeri İdadisi'nde tanışmasından başlayarak en yakınındaki isimlerden biriydi. Atatürk'ün ölümüne kadar yakın bir arkadaşı olarak kaldı. Adına da bir fotoğraf sergisi açılmış sergi İş Bankası Yayınları'nda 2017 tarihinde Büyük Günlerin Adı Adamı adlı fotobiyografinin de tanıtımı düzenlenmiş. Fethi Okyar'ın hatıraları yaklaşık 35 yıl önce Cemal Kutay tarafından yayına hazırlanmıştı. Daha sonra oğlu Osman Okyar ve Mehmet Seyit Danlıoğlu imzasıyla 1997'de Fethi Okyar'ın Anıları Atatürk Okyar ve Çok Partili Türkiye başlıklı bir biyografi kitabı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yayınlandı. Büyük babasıyla aynı adı taşıyan torun Ali Fethi Okyar ise büyük babasının arşivini yıllarca muhafaza etti. Fotoğraf ve belge arşivi üzerinde çalışmalar yaptı. Sergi ve kitap bu arşivden yapılan bir çalışma. Okyar fotobiyografiyi hazırlarken Osman Okyar ve Nermin Kırdar'ın notlarından akademisyen İhsan Sabri Balkaya'nın biyografi kitabından ve dönemin önde gelen askeri ve siyasi isimlerin hatıralarından yararlanmış Ali Fethi Okyar hakkında. Ali Fethi Okyar 29 Nisan 1880'de bugün Makedonya'da bulunan Perleip'te doğdu. 7 Mayıs 1943'te İstanbul'da hayatını kaybetti. Cumhuriyeti kuran öncü kadro içinde yer aldı. Başbakanlık ve TBM başkanlığı yaptı. Atatürk'ün talimatıyla kurulan Muhalefet Partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı Yönetti. 1900'de Harbiye Mektebi'nden piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1904'te kurmay yüzbaşı olarak Selanik'te bulunan 3. Ordu emrine verildi. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. 1908, 1908 devrimini hazırlayan kadro içinde yer aldı. 1908'de binbaşılığa yükseltilerek Selanik Jandarma Subay Okulu Komutanlığı'na getirildi. 12 Ocak 1909'da Paris askeri ateşesi oldu. 3 Temmuz 1911'de Arnavutluk harekatında iş kadro mürettep kuvvetler kurmay heyetine atandı. 6 Ekim 1911'de Enver Bey ve Mustafa Kemal ile birlikte Trabluska gelerek savunma kuvvetlerinde görev aldı. Osmanlı Meclisi Mebusan'ın ikinci dönemi için 13 Nisan 1912'de yapılan seçimde Manastır milletvekili oldu. Meclisin kapatılmasından sonra orduya dönerek 17 Kasım 1912'de Çanakkale Boğazı Mürettep Kuvvetler Kurmay Başkanlığı'na atandı. 13 Ekim 1913'de Sofya elçisi oldu. Aynı dönemde askeri ateşe olarak Sofya'da bulunan Mustafa Kemal ile dostluğu burada pekişti. Işte. Meclis-i Mebusan'ın 3. döneminin son yılında 8 Aralık 1917'de İstanbul Milletvekili seçilerek elçilik görevinden ayrıldı. İttihat ve Terakki'nin düşmesinden sonra 14 Ekim 1918'de kurulan Ahmet İzzet Paşa hükümetinde Dahiliye Nazırı oldu. 8 Kasım'da eski rejim ileri gelenlerinden Talat, Enver, Cemal ve Said Halim Paşaların yurt dışına kaçışına İçişleri Bakanı olarak engel olamamakla suçlanması Ahmet İzzet Paşa kabinesinin istifasına neden oldu. 1 Kasım 21 Aralık 1918 tarihleri arasında Mustafa Kemal ile birlikte Minber gazetesini çıkardı. İddiatçı gizli örgüte mensup olduğu iddiasıyla 10 Mart 1919'da tutuklandı. 2 Haziran 1919'da Malta'ya sürgüne gönderildi. Malta sürgünlüğü 30 Mayıs 1921'de serbest bırakılmasıyla sona erdi. 15 Ağustos 1921'de İstanbul Milletvekili olarak TBM 1. döneme katıldı. 10 Ekim 1921 4 Ekim 1922 arasında dahiliye vekilliği yaptı. TBMM ikinci dönemde yeniden İstanbul milletvekili seçildi. 14 Ağustos 1923'ten Cumhuriyet'in ilanına kadar icra vekilleri heyeti reisliği ve dahiliye vekilliği yaptı. Fethi Bey kabinesinin istifasına yol açan siyasi olaylar 29 Ekim 1923'te bir anayasa değişikliğiyle Cumhuriyet'in ilanına neden oldu. Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 1 Kasım 1923'te TBMM başkanı seçildi. 1 Kasım 1924'te yine başkan seçildi. Ancak aynı ay içinde Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşaların liderliğinde bir grup milletvekilinin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla muhalif bir parti kurmaları üzerine 22 Kasım 1924'te İsmet Paşa yerine Başbakanlığa getirildi. Ancak 3 ay sonra Doğu'da Şeyh Said isyanının patlak vermesi üzerine 2 Mart 1925'te hükümet istifa etti. Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal'in en eski arkadaşlarındandı. Cumhuriyet'in ilanı sırasında Atatürk'ün birlikte hareket ettiği isimlerden Cumhuriyet'in ilk başbakanlarındandı. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında inişli çıkışlı olayların en önemli isimlerinden olan Fethi Bey'in siyasi yaşamı Şehzade İsyanı ile neredeyse sona erdi. Çünkü Şehzade isyanına karşı alınacak önlemler konusunda Atatürk'le arasında görüş ayrılığı çıkmıştı. İsyanın sert önlemlerle bastırılması yerine daha ılımlı davranılmasından yanaydı. Atatürk tercihini yaptı. İsmet İnönü'yü başbakanlığa getirdi. Takriri Sükun Kanunu çıkarıldı. İstiklal mahkemeleri kuruldu ve Türkiye yeni bir döneme adım attı. Fethi Okyar'da Paris Büyükelçisi sıfatıyla Türkiye'den ayrıldı. 9 Ağustos 1930'da Atatürk'ün talimatıyla Büyükelçilikten istifade ederek Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu ve partinin genel başkanı oldu. Gümüşhane milletvekili olarak tekrar meclise girmesi sağlandı. Muvaza amacıyla kurulan partinin İzmir mitinginden sonra irtica yanlısı bir harekete dönüşmeye başladığı suçlaması üzerine kendi isteği ve Atatürk'ün talimatıyla 17 Kasım 1930'da partisini feshetti. Tekrar yurt dışına gitti. 31 Mart 1934'te Londra Büyükelçiliği'ne atandı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye ile Birleşik Krallık arasında gerçekleşen diplomatik ve askeri yakınlaşmada önemli bir rol oynadı. Montreux Antlaşması'nın mimarları arasında bulundu. 1937 yılında Trakya manevralarına katılarak yabancı heyetlere eşlik etti. Atatürk'ün ölümünden kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eski hasımlarıyla barışma politikası uyarınca 4 Ocak 1939'da Bolu Milletvekilliğine atandı. Büyükelçilik görevinden ayrılarak yurda döndü. Aynı yıl seçilen 8. Meclis'e de Bolu milletvekili olarak girdi. Refik Saydam kabinesinde Adalet Bakanı oldu ve bu görevini 12 Mart 1941'e kadar sürdürdü. Galibe Okyar'ın eşi Nermin Kırdar ve Osman Okyar'ın babasıydı. Malta'da eşine yazdığı mektuplar İki gözüm Galibem Malta sürgününden mektuplar adıyla İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. 7 Mayıs 1943'te İstanbul'da vefat etti. Mezarı Zincirli Kuyu mezarlığındadır.